Evet sevgili izleyicilerim, biliyorsunuz önceki gün akaryakıta zam geldi. Bugün hemen market fiyatları değişti, etiketler değişti. Yani bu ne hız onu anlayamadık. Yani o akaryakıt zammını da efendim arkadaşlar bana mail olarak attığında ben şaka yapıyorlar zannettim. Yani şimdi fiyatlar 20'li rakamlardayken birden 30'un üzerine çıkması, inanmadım yani. Gerçekten inanmadım. Böyle bir zamdan da yani olacağını bilmiyordum. Ama marketler çok hızlı davrandılar. Hemen baktım etiketler değişmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yani artık bizim insanımızda yani vicdan namına bir şey kalmamış. Yani kimse de bir vicdan aramayın. Dedi ki büyük marketlerde, zincir marketlerde vicdan diye bir şey yok. Ha şimdi yani şu var, gerçekten şu var. Yalnız marketler mi? Hayır. Zam yapan yalnız marketler mi? Hayır. Ulaştırmada da zam var. Ya zaten şimdi yani, adam... Şimdi akaryakıta zam geldi, gece yarısı zam geldi. Bir saat sonra değil. Zam geleceği duyumunu alan zincir marketlerin tamamı gece yarısı birdenbire fiyat etiketlerini değiştirmeye başladılar. Gece yarısı. Tabii bu etiketler değişmesi. Sabah açınca, marketler kapılarını açınca vatandaş içeri girdiğinde dünkü fiyatla bugünkü fiyat arasındaki uçurumu görünce birdenbire amiyane bir tabir olacak, affedersiniz. Ben vatandaşlarımızdan da özür diliyorum. Aptallaşıverdi birdenbire. Tamam. Şimdi bu zamlar efendim en çok kimi ilgilendiriyor? İşte emekliyi ilgilendiriyor, asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Yani alt gelir seviyesindeki arkadaşları ilgilendiriyor. Şimdi bir de bakıyorsunuz hemen işte efendim bir magazin programı televizyonda sabah kuşağında izliyorsunuz. Evet. Evet. Efendim küçük böyle bir yumurta büyüklüğünde bir pisliği 720 lira fiyatı. Evet. Ondan sonra efendim bir tabak makarnanın Ege'de evet, 12, deniz kıyısında 12 bin lira. Yani diyelim iki kişi gittiniz, iki tabak makarna, içerisinde deniz ürünü var, 24 bin lira. Bunun yanında salatası, içeceği, sodası, meyvesi derken yani 30 bin lirayı bir kahvaltıya veya bir yemeğe, bir öğüne veriyorsan, yani bunu göstermeyin arkadaşlar. Yani biz de basın mensubuyuz. Yani bunu göstermenin kimseye bir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Yani bir tuvalet 50 liraysa, yani bir hamburger 1300 liraysa, yani bunun bir anlamı yok. Yani bilemiyorum ben, yani hafızalam almıyor böyle şeyleri. Yani ona da gidip rağbet edenler var, orada yiyenler var. Şimdi bizim ulusal kanallarımız magazine düşkün kanallardır. Evet. Yani birçoğu magazine düşkün kanallardır. Şimdi bu tatil yörelerinde magazin haberleri çekerler, magazincilik yaparlar. Orada işte dar gelirlilerin, ki dar gelirli olan vatandaş zaten televizyondan başka bir eğlencesi yok adamların, insanların yani. Şimdi ne yapsınlar, oturuyorlar televizyonun karşısına, magazin haberlerini izleyip duruyorlar. İşte orada da insanların gözünün içerisine soka soka bu işte 30 bin liraya mal olan bir yemek veya kahvaltı, her neyse, dar gelirli insanları bir bakıma isyana teşvik ediyor. Gerçekten isyana teşvik ediyor. Şimdi 85 milyonun yaşamış olduğu bir ülkede 12 milyonun mutluluğu 73 milyon kişinin de mutsuzluğuna öncülük ediyor. Ya biraz dikkat etmek lazım. Yani yaptığın programın hedefi nedir? Yani bu magazin programlarını, evet. Bu magazin programları, tamam biz magazin programı yapmayın demiyoruz. Biz de yıllarca magazin haberciliğini yaptık. Biz de yıllarca magazin peşinde koştuk. Fakat biz hiçbir zaman için bir restorandaki bir yemeğin kaşığı olduğunu falan insanların gözünün içerisine sokup da çalışmış olduğumuz gazetede, yayın kuruluşunda bunu insanların gözünün içerisine sokmadık. Evet. Biz sadece magazin denildiği zaman bizim aklımıza şu gelirdi. Sanatçılarla. Nedir? İşte ünlü sanatçılar Adana'ya geldiğinde biz onların peşinden giderdik.
Onların resimlerini çekerdik. Onların haberlerini yapardık. Onlarla özel röportajlar yapardık. Ne yediği, ne içtiği bizi ilgilendirmezdi. Ama bugünkü magazinciliğe bakacak olursak ki özel televizyon yayınlarının çoğaldığı dönemlerden başlayarak bugüne kadar magazin haberciliği denince sanki efendime söyleyeyim işte X bir yerde bir sayfiyede bir lahmacunun fiyatı şu kadar. Bana ne senin lahmacununun fiyatından ya? Bana ne, bana ne? Bir vatandaş olarak beni ilgilendirmiyor ya. Ha bana oranın güzelliklerini gösteriyor musun? İşte magazin budur ya. Bana güzelliklerini göster. Evet. Göster bana güzelliklerini. Evet, Bizde Bey. Antalya Didim. Yani biz Kuşadası. Böyle konuşsak da boş. Yani bazıları, bak mesela Adana'da da var bazı semtlerde fiyatlar özellikle yüksek tutuyorlar. Şimdi ben sordum yani şurada çay 5 lirayken sende neden 50 lira? Benim diyorum müşterilerim böyle istiyor. Elit. Neden elit böyle istiyor? Mirza Bey bir saniye. Diyor ki ne? Yani siz fiyatı 50 lira yapın. Bir çayın fiyatını 50 lira yapın. O yan taraf 5 liraya versin. Biz 50 liraya içelim. Buraya 50 lirayı vermeyecek insanlar gelmesin. Gelmesin. Gibi düşünüyor. Yani kendini biraz soyutlamaya çalışıyor. Belki o da kendince haklı mıdır onu bilemem. Yani diyor ki ya buraya herkes girmesin diyor. Yani buraya işte cebinde belirli bir meblası olanlar gelsin diyor. Onun gibi yani şimdi o sen 12 bin liraya bir tabak makarna veriyorsan oraya gidecek insan sayısı bellidir. Bazen böyle oluyor yani. Aynen. Yani daha başka şeyler de var da burada konuşmanın bir alemi yok. Sorunuz hayır olsun diyelim.